Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, Lifestyle programımızın bu haftaki sağlık köşesinde fizyoterapist Ayşen Klinçer Çopur bizlerle birlikte. Ayşen Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Sağ olun. Evet. Dilerseniz konumuza geçmeden önce biraz sizi tanıyalım. Ben fizyoterapist Ayşen Klinçer Çopur. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun oldum. 16 yıldır pediatrik fizyoterapi, duyu bütünleme terapisi ve bobot terapisti olarak bebeklerle ve çocuklarla çalışmaya devam etmekteyim. Ayşen Hanım, bugün sizlerle riskli bebeklerde erken müdahale konusunu konuşacağız. Öncelikle hangi bebeklere riskli yeni doğan denir? Gebelik sürecinde, doğum sırasında ya da yeni doğan döneminde yaşanan sorunlara bağlı olarak nörogelişimsel açıdan olumsuz etkilenebilen bebeklerdir riskli bebekler. Prematüre doğumlar, zor doğumlar, gebelik süresinde olan komplikasyonlar, oksijensiz kalma, beyin kanaması gibi birçok nedeni vardır. Birçok nedenden oluşuyor. Evet, peki riskli bebeklerin pediatrik fizyoterapist tarafından izlemi neden önemlidir? Pediatrik fizyoterapist olarak bebeğin izlemesi gereken normal motor gelişimi, duyu gelişimini, emme, yutma, çiğneme gibi gelişimlerinin normal ayına uygun olup olmadığı ile ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Bu konuda bebeğe erken müdahalede bulunuyoruz. Ailelere ev içi uygulamaları ile ilgili öneriler veriyoruz ve bu şekilde onlara destek olmaya çalışıyoruz. Öneriler neler oluyor peki? Her bebeğin gereksinimine uygun tutuş pozisyonları, pozisyonlamalar, aile bilgilendirilmesi, çevre düzenlemesi, olması gereken motor gelişimin, duysal gelişimle ilgili çalışmaları ailelere öğretip bebek ve aileye fayda sağlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz bunlar. Peki bebeklerin bu noktada gözlemlenmesi mi gerekiyor? Riskli bebek izlemi doğumla başlaması gereken, 2 yıl içinde de takibinin devam etmesi gereken bir süreç. Bu noktada ilgili uzman doktorlar ve pediatrik fizyoterapist tarafından değerlendirilme gerçekten çok önemlidir. Evet, peki riskli bebeklere fizyoterapi alanında neler yapılmalı ve ne zaman başlanmalıdır? Riskli bebekler küvez öyküsü, yeni doğan yoğun bakım öyküsü olan, aslında gebelik sürecinde zor doğum, kordon dolanması gibi birçok şeye maruz kalmış bebekler olabilir. Riskli bebek çok bilinmemekle birlikte aslında doğumla başlaması gereken, doğum sonrasında hızla ilgili uzmanlarına ve pediatrik fizyoterapist tarafından değerlendirilmesi gereken bebekler. Biz bunlarda pediatrik fizyoterapist olarak motor hareketlerine bakıyoruz. Destek reaksiyonlarına bakıyoruz. Olması gereken motor gelişim devam ediyor mu? Olması gereken duysal gelişim oluyor mu? Prematüre bebeklerde ya da riskli bebeklerde bu gelişimler çok hassas ve çok incelikli. Bebeklerin doğumuyla başlayan pozisyonlarında aslında simetrik pozisyonu almaları, motor gelişimlerinde baş tutma, dönme, sürünme gibi bir takım motor gelişim aşamalarını gelişime uygun yapıyorlar mı? Bu noktada bir sıkıntı olduğunda bunu gözlemlemek ve gereken müdahaleleri yapmak bizim sorumluluğumuzda. Bu noktada aileler önerilerde bulunuyoruz. Ev içi düzenlemelerini yapıyoruz. Bebeklerde bir de duysal gelişimin çok önemli ve farkında olmak gerekiyor. Duysal gelişim anlamında çok hassas olduklarını, yeteri kadar, gerektiği kadar vermek gerektiğini, dokunma duyusu olsun, görme duyusu olsun, propriosepsiyon dediğimiz farkındalık duyusu olsun, hareket sistemini geliştirici uyaranları erken dönemde onlar için uygun
tolerasyonda aileye öğretmek ve bunun devamında aile eğitimiyle aileye önerilerde bulunmak ve devamını sağlamak çok önemlidir. Ayşen Hanım, öncelikle bu kıymetli bilgiler için teşekkür ediyorum. Son olarak bizi izleyen izleyicilerimize ve ailelere neler söylemek istersiniz? Son olarak beyin gelişiminin ve bu sırada olan öğrenme hızının çok önemli olduğunu unutmamak, riskli bebek sınıflaması içinde olan her bebeğin olabildiğince erken dönemde ilgili uzmanlara ve bir pediatrik fizyoterapiste görünerek hem motor hem de duysal anlamdaki gelişmelerini takip etmesinin önemli olduğunu söylemek isterim. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle fizyoterapist Ayşen Klinçer Çopur'la riskli bebeklerde erken müdahale konusu hakkındaki gerçekleştirmiş olduğumuz sohbetin sonuna geldik. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.